Ne özelliğin var senin? Benim? Vallahi benim bağlamada çalamadık eserleri çalma özelliğim var. Bir de zeki olmam özelliği var. İlk turda çok rahattım, çok temizdim. Ya etrafı görünce biraz heyecanlandım ama biraz da orada durunca çok rahat oldum. Parmak egzersizleri yaparak, odamda çok çalışarak, yani çok çalıştım bu ikinci tura. İnşallah zaferle geçerim diyorum. Eller havaya lütfen. Başı var da sonu yok, dönü yok, dönem yok, sonunda bir çıkış yok. Aman o zaman siz buna müsteaksınız de. Kahve gecesinde 3-5 tane adam oturuvermişti. Aman vallahi lazım biz cihane bedeliyiz. Vamız yan bakan he. Evet, Yusuf için evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor hemen. Yaşına göre çok başarılı çalıyorsun. Tebrik ederim. En son benimkini sen benim canım. Sen kara sevdalım. Bir şeyler söylemek o kadar zor. Sensiz geçen uzun geceler. Pesten okudum biraz, hastayım diye. Sen benim canım. Kara sevdalım, bir şeyler söylemek o kadar zor. Sensiz geçen uzun geceler bir de yasaklar. Varsın olsun sevdim bir kere. Bravo. Sergen. Güzel çalıyorsun. Yaşına göre gayet iyisin. Kötü değilsin ama yani bu yarışma formatında nereye gidebilirsin diye düşündüm Yusuf biraz seni dinlerken. Çok işinin kolay olduğunu düşünmüyorum ben. Yani belki ileride daha iyi yerlere gidebilirsin ama şu anda çok şansın olduğunu ben göremiyorum. Peki bakalım Yusuf'a yüzde kaç yarı final için evet demiş. Başarılar diliyoruz. Yusuf eğer 69'u geçersen İlk 5'e girebileceksin. Eğer 74'ü geçersen direkt olarak yarı finale gideceksin. Evet işte Yusuf'un yarı final için evet yüzdesi.
Yusuf, bence gayet başarılı bir yüzde. Sağlık olsun. Bence de sağlık olsun. Yani başarısız olduğunu kimse söyleyemez. Gayet başarılı bir yüzde aldın. Zor bir gecede yarıştın. Biraz o şanssızlığın oldu. Ama seni seyreden herkes bence performansını takdir etmiştir. Ayağına sağlık. Yine görüşürüz inşallah. Tamam mı?